Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Hatırlarsanız geçen videoda probiyotiklerden bahsetmiştik. Probiyotikler bağırsağımızda görev alan dost bakterilere verdiğimiz isimdi. Probiyotik takviyesi deyince de bizim için sağlık fayları kanıtlanmış özel probiyotik suçlardan bahsediyorduk. Hatırlarsanız üç temel kriterimiz var demiştik. Canlılık, yararlılık, yeterlilik gibi bazı probiyotik seçerken dikkat edilmesi gereken kriterlere de bahsetmiştik. Videonun sağ üst köşesinde çıkan çıkan linkten o videomu da izleyebilirsiniz. Bugün ise size prebiyotik nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Prebiyotikler aslında hem bağırsağımızdaki kendi floramızdaki bakterilerin hem de bu dışarıdan gönderdiğimiz probiyotiklerin aynı zamanda besini olarak adlandırabiliriz. İşte bağırsağımızdaki bakteriler bu besinleri kullanarak bunları yiyecek olarak kullanıp fermentasyon dediğimiz bir işleme maruz bırakarak bazı vücut için faydalı postbiyotik dediğimiz maddeler sentezliyorlar. Gelecek videomda da postbiyotik nedir? Bundan bahsedeceğim ama bugün probiyotiklerden geçen videoda bahsetmiştik. Bu i̇şte prebiyotiklerde probiyotiklerin besin olarak kullandığı ve bunları kullanarak postbiyotik vücut için sağlık faydaları olan maddeleri sentezlediği besinlerine biz prebiyotik diyoruz. Prebiyotiklerin bir özelliği var. Her prebiyotik liftir. Lifler insan sağlığı için çok önemli maddeler. Özellikle sebze ve meyvelerde lif oranı yüksek beslenme bizim vücudumuzda birçok sağlık faydası gösteriyor. Yapılan çalışmalarda da özellikle kardiyovasküler sistemden tutun metabolik sendroma kadar kolesterol parametrelerinden yine karaciğer sağlığına kadar bağırsak sağlığına kadar liften zengin beslenmenin birçok sağlık yararı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Liften zengin beslenmenin bir diğer artısı da bizim daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olurlar. Bir besinin lif içeriği ne kadar zenginse yani sizin öğününüzün işte sabah veya akşam yemeğinizin lif içeriği ne kadar zengin inse daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yani liflerin vücut üzerinde birçok sağlık faydası var. İşte prebiyotikler de her prebiyotik liftir. Ama burada temel ayrım noktası ise her lif prebiyotik değildir. İşte bu Videonun aslında spot cümlesi, bu videodan aklınızda kalması gereken en önemli cümle her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir. Bir lifin prebiyotik olarak adlandırılabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar neler? Birincisi, bağırsağımızdaki bakteriler tarafından onun besin olarak kullanılabilmesi lazım. İki, gerek bizim kendi floramızdaki dost bakterilerin, gerek dışarıdan verdiğimiz probiyotiklerin üremesine, çoğalmasına katkıda bulunması lazım. Yani biz buna örneğin bir bifidojenik etki diyoruz. Yani bağırsağımızdaki bifido bakterilerin sayısını artırıyor mu? Artırmıyor mu? Çünkü her lif bağırsağımızdaki bakterilerin, dost bakterilerin sayısını artırmayabilir. Üçüncüsü işte bağırsağımızdaki probiyotikler. Bu lifleri kullanarak postbiyotik sentezleyebiliyor olması lazım. İşte bunun gibi kriterleri karşılarsa biz buna prebiyotik lif diyoruz. Özellikle lif takviyesi olarak birçok lif alternatifi bulunabiliyor. Bunların da işte her bir prebiyotik lif maalesef değil. Amacımız sadece kabızlıkta fayda görmekse evet her lif bir miktar kabızlık üzerinde etkilidir. Ama işte biz prebiyotik liflerden sadece kabızlıkta fayda görmüyoruz. Kabızlıkta prebiyotik lifleri konumlandırırsak prebiyotik liflere haksızlık etmiş oluruz. Gerçek bir prebiyotik lif kullandığımız da. bu sizin insülin direnci üzerinde fayda görmenizi sağlar daha uzun süre tok kalmanızda ve kilo vermenize katkı sağlayabilir aynı zamanda prebiyotikler bağırsakta mineral emilimini artırırlar bağırsak epitel hücrelerinin onarılmasını sağlarlar yani sizin sızdıran bağırsak dediğimiz bir tablonuz varsa bağırsak epitel hasarınız varsa bunun onarılmasını sağlarlar yine hem insülin direncinde etki ettiği gibi tokluk hormonu olan leptin leptin hormonuna karşı da vücutta bir direnç varsa leptin direncinde de prebiyotik lifler bize fayda sağlar. Aynı zamanda prebiyotik lifler bağışıklık sistemi için de çok önemlidir. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda da anlattığım gibi vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hücrelerinin %95'i bağırsaklarımızda bulunuyor. Dolayısıyla sizin bağırsağınızda bir inflamasyon varsa tüm vücutta inflamasyon olabilir. İnflamasyon anlamına gelir. Dolayısıyla prebiyotik lif kullanımı bizim bağışıklık sistemimizin de güçlü olmasını sağlar. İşte her lif prebiyotik değildir derken bunu kastediyorum. Bir lif size sadece kabızlıkta evet fayda sağlıyor olabilir ama o lif prebiyotik lifse işte biraz önce saydım diğer sağlık faydalarından da yararlanmış olursunuz. Prebiyotik lifler arasında galaktoligosakkarit gibi, laktoz gibi, lakto gibi veya dirençli nişasta gibi birçok alternatif bulunabiliyor. Ama ben size özellikle kendi rutin hayatımda da kullandığım özel bir prebiyotik olan inülin ve fruktooligosakkarit prebiyotik liflerinden bahsetmek istiyorum. Sadece inülin olan veya sadece fruktooligosakkarit olan prebiyotik takviyeleri bulunsa da ben özellikle inülin ve fruktooligosakkaritin bir arada olduğu bir prebiyotik kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bize ne sağlıyor? Aslında inülin ve fruktooligosakkarit hindiba köklerinden doğal yöntemlerle elde edilen bir lif. Ama frukto oligosakkarit in ileri işlemlere tabi tutulmasıyla elde ediliyor. Yani önce hindiba köklerinden inilin, inilinin ileri işlemlere tabi tutulmasıyla frukto elde ediliyor. Dolayısıyla zincir uzunlukları yani moleküler yapıdaki zincir uzunlukları farklı. Bu da özellikle kalın bağırsağın farklı bölgelerinde farklı bakteriler bulunduğu için ve her bakterinin kullandığı besindeki prebiyotik lifteki ...zincir uzunluğu farklı olduğu için bizim bütün kalın bağırsağı kapsar bir şekilde fayda görmemizi sağlıyor. Fructoligosakkaritler özellikle kalın bağırsağın çıkan kısmında daha etkiliyken... ...inülin transversi ve distal yani kalın bağırsağın ikinci yarısı ve son kısmında yani üçüncü kısmında da etki sağlıyor. Dolayısıyla inülin ve fructoligosakkarit kombinasyonuyla biz bütün kalın bağırsakta fayda görmüş oluyoruz. Bütün kalın bağırsağı kapsamış oluyoruz. Ama sadece inulin kullandığınızda veya başka diğer prebiyotikler kullandığınızda bu bütün kalın bağırsağı kapsama etkisinden biz mahrum kalmış oluyoruz. Benim günlük hayatımda kullandığım prebiyotik lif de bu şekilde bir kombinasyon içeriyor. Prebiyotik lifler bizim sistemik dolaşımıza geçmezler. Yani bağırsağımızdan kana ve diğer sistemlere geçmezler. Bağırsağımızda kalır, sindirilemez. Yani insan tarafından sindirilemez ancak bakteriler tarafından sindirilebilir. Dolayısıyla prebiyotik lifler oldukça güvenlidir. E, hatta biraz önce anlattığım inulin ve fruktooligosakkarit kombinasyonunun yeni doğan bebekte bile yapılan klinik çalışması mevcut. Yeni doğan mamayla beslenen bir bebek grubunun mamasına bu inulin ve fruktooligosakkarit karıştırdıklarında aynı anne sütüyle beslenen bebek grubu gibi bağırsak florasının bakteri çeşitliliğinin anne sütüyle beslenen çocuklara benzer olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla prebiyotik lifler her yaşta güvenle kullanılabilir ve prebiyotik lifler sıcakla da etkisi bozulmaz. Dolayısıyla çay, kahve gibi sıcak içeceklere de karıştırılabildiği gibi sıcak soğuk fark etmeksizin bütün içeceklere karıştırarak yiyeceklere karıştırarak kolaylıkla bu prebiyotik lif takviyelerini tüketebilirsiniz. Tek dikkat etmemiz gereken tablo prebiyotik lif kullanırken SIBO dediğimiz ince bağırsakta aşırı bakteriler bakteri üremesi dediğimiz bir tablo söz konusu. Normalde bizim ince bağırsağımızda bakteri olmaması gerek. Bakteriler normalde kalın bağırsakta olurlar. Ama sizde işte mide asitliğinizin zayıf olmasından kaynaklı olarak daha önce paylaştığım mide enzimi ile ilgili videoyu bu noktada izlemenizi tavsiye ederim. SIBO geliştiyse yani ince bağırsakta patojen bakteriler ürediyse siz lif takviyesi kullandığınızda o ince bağırsaktaki bakteriler de Besin olarak kullanıp sizde şişkinlik ve gaz yaratabilir. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa veya prebiyotik lif kullandığınızda ben davul gibi şişiyorum diyorsanız sizde büyük ihtimal sibo dediğimiz bir tablo olabilir. Öncelikle sibo'nun tedavi edilmesi daha uygun olacaktır. Prebiyotik liflerle ilgili önemli noktalara değinmeye çalıştım. Bana sorarsanız prebiyotik kullanımı probiyotik kullanımından çok daha önemli. Neden derseniz çünkü modern beslenme ile birlikte maalesef oldukça lifsiz besleniyoruz. Normalde günde 30-35 gram lif içeriğine sahip beslenmemiz gerekirken ki eski avcı toplayıcı dönemdeki insanların günlük lif içeriğinin 100 grama kadar ulaştığı yapılan çalışmalarda tahmin ediliyor. Maalesef günlük beslenme modern beslenmeye bağlı lif tüketimimiz 2-10 gram arasında değişmekte. Dolayısıyla toplumda kabızlığın ve konstipasyonun bu kadar yaygın olmasının, bağırsak floramızın bu kadar kötü olmasının bir sebebi de aslında prebiyotik liflerden fakir besleniyor olmamız. Bu anlamda gerek lif içeriği yüksek besinlerle beslenerek veya gerçekten işte biraz önce saydığım kriterlere bağlı olarak prebiyotik özellikle bir lif takviyesi kullanarak prebiyotin bu faydalı etkilerinden yararlanmış oluruz. Neden prebiyotikler bence probiyotiklerden daha Önemli. Çünkü sizin floranızda her ne kadar işte patojen bakteri ürese de bir disbiyozis durumu söz konusuysa da sizin dost bakterileriniz var ve siz onların eğer besleni verdiğinizde doğru beslediğinizde onlar da üreyerek dost bakterilerde çoğalarak yani sizin kendi floranızdaki bakterilerde çoğalarak üstünlüğü ele geçireceklerdir ve bağırsak sağlığınıza katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla prebiyotikler bu noktada aslında probiyotiklerden de önemli takviyeler diyebiliriz. Prebiyotiklerle ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda evet probiyotikten bahsettik. Prebiyotikten bahsetmiş olduk. Gelecek videolarda da Post biyotik nedir ve artık Türkiye'de yeni yavaş yavaş duymaya başlayacağımız bir kavram olan postbiyotik kavramından da bahsediyor olacağım Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz aynı zamanda instagram dr Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir kafanıza takılan soruları da oradan bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya gayret gösteriyorum. Aynı zamanda Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarında da DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde bu sağlık bilgilerini sesli formatta da dinleyebilir. Özellikle aracınızda seyahat ederken, spor yaparken veya başka bir işle uğraşırken de kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.